Gel. Beni çağırmışsınız Tibet Bey. Evet. Tasarımcım ortada olmadığı için mecburen seni çağırdım. Gürru Hanım neredeler acaba, sorabilir miyim? Şey, aslında ben de ulaşamadım. Ne biçim asistansın sen? Tasarımcının işlerini teslim etmesi gereken günde ortalıkta yok. Ve sen karşıma geçmiş, gözlerini kırpıştırıp ben de ulaşamadım diyorsun, öyle mi? Ama Tibet abi... Fırçayı yiyince Tibet Bey gitti, yine geldi Tibet abi. Tibet Bey, bakın işimden şikayet ettiğimi sakın sanmayın ama... gerçekten zor biriyle çalışıyorum. Yani Gülrü Hanım hiç de kolay değil. Ve eşinin ölümünden sonra daha da zorlaştı. Elimden geleni yapıyorum ama tasarımcınızın fırtınalı hayatına yetişmek... hiç de kolay olmuyor gerçekten. Ah canım. İstediğin an istifa edebilirsin. Tıpkı tasarımcın gibi. Şimdi çık ve her neredeyse onu bana bul. Gülrü hanımefendiyle işim bitsin. İstifa mı masalda bil zaten. Hadi bana yüzümü güldürecek havadisler ver. Kendimi gerçekten riske atıyorum Selin Hanım. Bu işin sonunda siz de benim yüzümü güldüreceksiniz değil mi? Şekerim, kaç defa söylemem gerekiyor? Sözüm söz. Tibet Yalçın'la sana yakınlığımı söylemiştim. Tüm forsumu kullanıp orası kapandıktan sonra seni buraya aldıracağım. Aferin. Nasılsın Gülfem? Gel. Kusura bakmayın. Biliyorum çok geciktim. Evet, tam 1,5 saat. Umarım geçerli bir sebebim vardır. Aslında var. Ama sizin için pek geçerli olduğunu zannetmiyorum. Pardon? Bu nasıl bir rahatlık? Bak Yürü. Eşinin vefatından beri kimseye göstermediğim anlayışı sana gösterdim. Ama benim de anlayışımın bir sınırı var. Hem sen hangi cesaretle, neyine güvenerek benimle böyle konuşuyorsun? Hah, izninizle. Bunlara güvenerek. Kusursuz ama hızlı bir dikim istiyorum. Dikimin her aşamasında Gülrü Hanım bizzat kendisi ilgilenecek. Sadece Mevlüt Hanım'la muhatap olacağım. Atölyedeki herkesin benim projem boyunca kendisini şef olarak kabul etmesini istiyorum. Yalnız bizim ekip şefimiz... Aa, pardon. Ben bildiğim kadarıyla Vega'nın ilk yerli projesini üretiyorum. Doğru mu? Bu doğru olduğuna göre... benim için şef, yabancı tasarımları müşterinin isteği doğrultusunda kalıba sokan bir terzi olmak zorunda değil. Benim projem, benim şefim. Sorun var mı? Evet, devam ediyorum. Diğer ekibi derhal ellerindeki tüm işleri bırakıp defile için bir konsept cümlesi buluyor. Mağaza çalışanından PR ekibine kadar herkesin Vega'nın en önemli meselesinin bu defile olduğunu bilmesini... ve ona göre çalışmasını istiyorum. Şimdi çıkabilirsin. Vega'nın en önemli meselesi. İşte ben motivasyon diye buna derim. Tasarımcınızı nasıl yükselteceğinizi biliyorsunuz. Hı hı. Bazen diyorum... acaba diyorum... fazla mı yükseltiyorum? Benim odamda, benim yanımda, benim asistanımla bu şekilde konuşman hiç hoşuma gitmedi Gürrü. Ben buradayken elemanlarımı fırçalamak sana düşmez. Hayır, hayır. Yani... fırçalamak değil. Ben sadece tavrımı ortaya koydum. Aslında... talebime itiraz etmediğiniz için sizin de beni anladığınızı düşünmüştüm. Evet.
İtiraz etmedim. Ama bu fikri tamamen kabul ettiğimi anlamına gelmez. Sen güvendiğin için Mevrur Hanım'a hiçbir iş tecrübesi olmamasına rağmen büyük bir şans verdim. Ama ilk hatasında kovulur. Aslında Mevrur Hanım'ın hiçbir iş tecrübesi yok değil. Daha önce... Evet, evet biliyorum. Senin küçük atölyende çalışmıştı. Küçük atölyemde kısa zamanda harikalar yaratmıştı. Ayrıca onu ekip şefi yapmak istememin sebebi sadece dikişine güvenmem değil. Maalesef ben buradaki kimseye güvenmiyorum. Buraya ilk adımımı attığım günden beri küçümseyen bakışlar ve düşmanlık dolu fısıltılar dışında hiçbir şey görmedim. Yani benim için bu kadar hayati önem taşıyan bir meseleyi arkamdan kuyumu kazmak isteyecek kıskançlık dolu insanların eline bırakamam. Çok özür dilerim ama kendimle ilgili konularda ekibinizden kimseye zerre güvenim yok. O yüzden de sabote edilmemek adına beni kollayacağından emin olduğum birini oraya koymak zorundayım. Wow. Sanırım ilk defa kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Bu nasıl bir paranoyaklık görürüm? Yani siz öyle diyorsanız öyle olsun. Ama ben insanlara güvenimi uzun zaman önce kaybettim. Peki, peki. Yani bence bu konuyu daha fazla konuşmayalım. Ama sana bir büyük tavsiyesi. Defile bittikten sonra önce güzel bir tatil. Sonra da birkaç seans psikoloğa gidersen iyi edersin. Aslında defile bittikten sonra bu ikisine de ihtiyaç duyacak başka birini tanıyorum ben. Bu arada... Gülfem Sipahi nasıl? Gülfem, Sipahi her zamanki gibi. Ben bu cevaptan pek bir şey anlamadım. Aslında ben de sorduğunuz soruyu tam olarak anlamadım. Yani... piyasada herkesin bildiği marka olan Gülfem Sipahi'yi mi soruyorsunuz yoksa bu daha özel bir soru mu? Genel. Genel soruyorum Gülfem. Ben de genel olarak cevap vermiştim zaten. Gülfem Sipahi her zamanki gibi kuyruğu dik tutuyor. Sizin başka sorunuz yoksa benim de başka cevabım yok. Çıkabilirsin. Bak sen, ilginç. Gülfem Hanım bunu duymaktan hiç hoşlanmayacak. Ajan. Aferin şekerim. İyi iş çıkartıyorsun. Yeni haberlerini bekliyorum. Kahveniz Gülfem Hanım. Bırak şimdi kahveyi. Anlat bakalım. Neler oluyormuş? İsterseniz en son haberden başlayalım. En çok ilginizi o çekecek. Ömer Hekimoğlu şu an oradaymış. Ne? Randevusuz gitmiş. Şaka gibi ama Mert Gencer oradayken. Gülfem'in kabul günü demek. Devam et. Sen hala... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.